Şimdi Hebo Köbe diye bir oyun var, biliyor musunuz bu oyunu? Ben bugün gazetede okudum. Evet, bir Hebo Köbe diye bir oyun var. Aslında çok tabii teferruatlı, dehşetli bir şey. Ben not aldım buraya. İnsanlık tarihinde icat edilmiş ilk oyunlardan biri. Hebo Köbe oyunu. Milattan önce 2500 yılında Mezopotamya'da ortaya çıkmış. Bunu ilgilenen adamlar var. Bu nerede, ne zaman ortaya çıkmış diye araştırıyorlar. Babil mahkemelerinde suçluların yargılanmasında da kullanılan Hebo Köbe bilinen ilk psikoloji testi sayılıyor. Biz o testten mi geçeceğiz? Evet, siz o testten geçeceksiniz. Eyvah, çünkü eyvah. Bu sene programda sadece... kendi koyuyor. Bir dakika, ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Ayrıca da yani konuklarımızı, izleyenlerimize testlerle de tanıtmak istiyoruz. Şimdi size birazdan bir takım durumlar göstereceğiz. Ve sizden ricamız, kendinizi bu durumlara düşmüş olarak kabul edeceksiniz. Ve hangi seçeneği tercih ederdiniz? Bu bizim için önemli. Çünkü o seçenekle, yani verdiğiniz yanıtla ilgili size bir karakter tahlili ben yapacağım hemen ardından. İlk sorumuz son derece basit ve yalın. İnsan psikolojisini anlamak için basit durumlar daha uygun olduğu için böyle yapıyoruz. Şimdi sorumuz geliyor. 3 aylık tatile çıktınız. Dördünüze de soruyorum. Evet. Cevaplarınızı alacağım. Hı hı. Eve döndüğünüzde hemen her şeyin eksik olduğunu gördünüz. Ve alışveriş yapmak için markete gittiniz. Uzun bir tatilden sonra alacağınız ilk şey ne olurdu? Görelim. Çamaşır suyu mu? İyiymiş. Devam. Böcek öldürücü mü? Yoksa tuvalet kağıdı mı? Zor bir soru. Zor bir soru. Ay, evet. Evet, yanıtlarınızı alıyorum. Özgücüm, senden başlayalım. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı. Evet Özgü. Tuvalet kağıdı. Siz efendim? Çamaşır suyu. Çamaşır suyu diyorsunuz. Evet. Ben de tuvalet kağıdı diyeceğim. Siz de tuvalet kağıdı tahmin etmiştim. Evet. Çok sinir bozucu. Nereden tahmin etmiştiniz? Anlatacağım şimdi. Ben de çamaşır suyu. Hangisi? Çamaşır suyu. Çamaşır suyu sizde. Kimse böcek öldürücü. Çünkü evlerimiz temiz ya, evet, böcek yok evde. Evet. Gitmeden ilaçlattık tatile gitmeden falan. Tabii. Peki çocuklar, şimdi seyircimizin sizi daha iyi tanımasına ve anlamasına neden olacak olan karakter tahliliniz geliyor. Çamaşır suyu diyenler, yani Bengü ile Işın. Bakınız arkadaşlar. Berna ile Işın. Pardon? Berna ve Işın. Ha, Berna ve Işın, evet. Berna ve Işın. Uzun tatillerden sonra eve dönünce marketten satın alınan ilk şey cinsel hayatınızdaki genel tavrınızı gösteriyor. Çamaşır suyu diyenler insandaki saldırgan libidoyu simgeliyor. Vay. Ne yapmışız ya? Girişken, atak ve vahşi bir cinsel hayatınız var. Sonuna kadar gitmekten, hatta komşuları çıldırtmaktan çekinmiyorsunuz. Hayır, bunu bir çamaşır suyuyla mı aldım? Ben Şimdi tuvalet kağıdı diyenler. Biz ne oluyoruz? Bu ikisi. Hazır ol. Tam tahmin edebileceğiniz gibi. Gelenekselciliği ve stotikoya olan inancı temsil ediyor. Tatilden dönünce önce tuvalet kağıdına saldıran bir zihin. Her şeyden önce arkasını kollamaya önem veriyordu. İçin cinsellik, işe gitmek ya da spor yapmak gibi bir olgu süre tutuyor bile olabilirsiniz. Şimdi ekran başında izleyenler arasında ben böcek öldürücü alırım diyenler için açıklıyorum. Pasiflik, korkaklık ve nane mollalık göstergesidir. Bir sineği dahi kimyasal maddeler olmadan imha edemeyen insanlar yatakta bir tavşan kadar ürkek ve pasif olurlar. Cinsel hayatınız ne yazık ki sırt üstü yatmaktan ibaret. Evet, iyi ki böcek dememişiz. İyi ki dememişiz. Özgü, sen hangi filmi yaptın şimdi? Güneş'in Oğlu. Çok kısa bir sürede mi çekildi o film? 10 gün. 10 günde? Evet. Kimle oynadın?
Haluk Bilginer, Bülent Emin Yarar, Köksal Engür, Hümeyra. Müthiş kadrosu var. Çok. Peki başka film? İncir Çekirdeği. Ben bunu duymadım ya. Mardin'de çektik. Onu da 3 haftada. Ha. Selda. Peki böyle bir dalga mı başladı yeni? Yani filmler çok kısa sürede çekilebiliyor artık filan gibi. Yok. Kısa sürede çekmemizin sebebi Onur Ünlü ile alakalı biraz. 3 günde senaryo yazıp 10 günde çektiği için o bir deli dahi öyle bir adam. O Onur'un biraz zekasından kaynaklanıyor ama İncir Çekirdeği'ni normal 4 haftada çektik. Peki. Şimdi kısa bir süre için stüdyodan çıkıyoruz. Hemen döneceğiz. Görelim. Peki. Bir diğer Hebo Köbe sorusuna aynen. Hazır mısınız? Yine aynı şekilde yani yine psikolojik. Evet ama kesinlikle. Seksle ilgili değil, merak etmeyin. Seksle ilgili bir program var NTV'de, müjdeler yapıyor. Biz o konuya fazla evet. Çok dikkatlice dinliyorsunuz. Küçük evet. Oğlunuzla keyifli bir pazar yürüyüşüne çıktınız. Ki senin küçük bir oğlun var. Çok da küçük sayılmaz pek kendisi. Boyu posu öyle fakat yaşı? 15. Evet. Sizin çocuğunuz var mı? Maşallah. Var ama insan değil. 4 ayaklı. Evet. Sen insan değilsin. Çocuğuna insan değil diyen insan değil. Ama insan değil. Ne yapayım? İnsana insan deriz. Köpeğe köpek. Küçük deriz. Bir çomar mı? Büyük bir çomar. Nedir cinsi? Alman kurdu. Olur mu? Sayılır hakikaten mı? Ben bu kızda tehlikeli bir şey görüyordum. Doğru. Her şey köpek şey. Olmadık adamlarda da olmadık köpekler oluyor. Bende golden var mesela. Bende de Yorkshire Terrier var. 1 kilo 750 gram. Bende de var golden. Madem. Ayıp olsun. Birazdan hizmetçilerinizi de çekiştirmek ister misiniz? Hazır bir kadın grubu kurmuştuk. Peki. Küçük oğlunuzla bir pazar yürüyüşüne çıktınız. Fakat o anda gelen bir telefon... Yapılan, ya Aziz biz bu soruyu erkeklere sormak için hazırlamışız lan. Yapılan DNA testi sonucunda oğlunuzun aslında öz oğlunuz olmadığını söylediler. İlk tepkiniz ne olurdu? Bunu soramayız abi. Bence de. Bu erkeklere göre. Evet, bize göre değil. Diğer soruya geçiyorum. Olamazdı, olamazdı. Ya dur, niye buna giriyoruz ki? Hop! Duralım, buna niye giriyoruz ki? Bir diğer soruya geçiyoruz. Bu olmaz, bu erkeklere göre. Nasıl böyle... Ya kendi kendimize... Ya masaya 4 kız oturacak diyoruz. Niye erkek sorusu hazırladık ki? Ne saçma bir şey canım. Peki, kadın sorusu geliyor. Hazırsanız. Dar bir asansörde inerken... İnerken. İçeride uygunsuz ama çok tanıdık bir ses duydunuz. Sesi çıkaranın kim olduğunu da tahmin ediyorsunuz. Vereceğiniz tepki ne olurdu? Kim olduğunu tahmin ediyorum. Görebilir miyiz bunu? Enteresan. Yanıtları. Aa, gülme krizine girerdiniz. Görelim. B. Tepkisiz kalırdınız. Fazla tepkisiz. Ve yardım teklif edersiniz. Kolonya ister misiniz? Mendil. Bu sesi çıkartmak için bayağı bir uğraştık. Hepimiz fark ettik kimseninki benzemiyor. Sonra bir arkadaşımız hakikaten eliyle çıkarmayı başardı. Benimki olmuyor mesela. O şeyle faslalı çıkarıyor yani daha gerçekçi. Evet, gülme krizine girersiniz, tepkisiz kalırsınız ya da yardım teklif edersiniz. Tepkisiz kalırım herhalde. Tepkisiz kalırsın. Peki.
Evet. Siz Özgücüm? Tepkisiz kalırım. Allah Allah. Şu onun iyi bir şey çıkacak sanıyor. Siz efendim? Ben kriz anında iyi değilim. Ya muhtemelen... Gülme krizine girer. Yani hani ben o öyle bir durumda... Siz efendim? Bengül? Ben de tepkisiz kalırım. Allah Allah. Aa, doğru yürü. Yani şimdi... Hayır, bir gün... Canım bir gün benim de başıma gelebilir. Ay, olabilir tabii. Herkesin başına gelebilir ama. O yüzden tepkisiz kalırım. Ama. Gülme komşuna. Birileri gülecek yani anladın mı? Gülme komşuna. O da benmişim. Ben yaptığımda da o tepkisiz kalsın. Evet. Bir denesene bakayım tepkisiz kalabiliyor muyuz? Hadi canım. Peki. Şimdi evet. Başlıyoruz. Eğer. Ha, önce cevabı veriyorum. Dar bir asansörde uygunsuz bir ses duyunca vereceğiniz tepki ilişkilerinizdeki aldatma potansiyelinizi gösteriyor. Aman Allah. Şimdi Işık Karacanık geliyor. Eğer gülme krizine girdiyseniz siz hiç kimseyi kesinlikle aldatmayan, aldatamayan. Aldatamam. Eğer partnerinizi aldatmaya kalkarsanız. Yüzüne kalksaydınız. Daha ilk günden yakalanırdınız. Çünkü uygunsuz sese gülenin uygunsuz ses kadar aklı yoktur. Olmadı şimdi bu. Evet. Oldu oldu. Şimdi diğer üçününki geliyor. Aslında doğru. Eğer tepkisiz kaldıysanız. Siz birer timsahsınız. Yılansınız. Partnerinizin havada karada aldatıyorsunuz. Hassas durumları idare etme beceriniz çok yüksek. Sizden korkulur ve sizden kaçılır.